Erdal Kaya, Diyarbakır doğumlu ve 20 yaşında göçmen olarak gittiği Amerika'da polis olmayı başardı. Şu anda 38 yaşında olan ve 6 yıl yerel polislik, 3 yıl polis eğitmenliği, 2 yıl eyalet polisliği ve 2 yıl FBI ajanlığı yapan Kaya, şimdi kendi özel güvenlik şirketini kurdu ve sosyal medyada Amerikalı Aynasız ismiyle tanınıyor. Erdal Amerika'da yaşıyor ama sağ olsun bizimle video çekmek için Türkiye'ye geldi ve 3 bölümlük harika bir video serisi çektik. Hadi FBI yapınlar! Serinin ilk bölümünde FBI'nin fiziksel testlerini deneyecek ve yüksek puan alarak sınavı geçmeye çalışacağım. Ebemin sana selamı var. Aleykümselam, biz tanışıyoruz. Yeni bölümse bu video 300 bin like'a ulaştığında yüklenecek. İyi seyirler. Yes hocam, bugün kafayı kırdım, FBI ajanı olacağım. Erdal'la birlikteyiz abi, hoş geldin. Hoş bulduk Orkun, teşekkürler beni buraya getirdiğin için. Sağ olsun, bizi kırmadı. Amerikalardan buraya geldi. Abi 1,5-2 yıldır FBI'da değilsin. Evet. Görevde olmadığın için şu an sana her türlü şakayı yapabiliyorum ve el kol şakası da yapabiliyorum. Yapabilirsin, evet. Yapamıyormuşum, onu da öğrenmiş olduk. Peki hocam, ilk testimiz fiziksel koşullardayız şu anda. Fiziksel koşulları test edeceğiz. Gerçek birebir FBI ayda olan testin aynısını yapacağız. Ben de yakın puanlar almaya çalışacağım. Ne yapıyoruz? Şimdi FBI'ye başvurduğunuz zaman, herhangi birisi FBI ajanı, özel ajan olarak başvurduğunuz zaman bazı testlere tabi tutulur. İlk yaptığı şeylerden bir tanesi fiziki testler. Ona PFT deriz biz. Physical Fitness Test. Bunda bazı aşamalar vardır. İlk başta yapacağın şey mekiktir. 38, en az 38 tane mekik yapıyorsun. Tamamıyla mükemmel bir formda. Eğer formun iyi değilse sayılmıyor ve oradan en az bir puan alman gerekiyor. Ondan sonra aradan 5 dakika zaman geçiyor. 300 metre koşuyorsun. 300 metrede belli bir saniye var. Onun altında, o saniyede koştuğun zaman bir puan alıyorsun ya da altında yaptığın zaman daha fazla puan alıyorsun. Ondan sonra 5 dakika bekliyorsun. Push up. Yani neydi şınav. O? Şınav. Evet. Şınav çekiyorsun. Şınavda da en az işte 30-32 arası erkekler için, yetişkin erkekler için yapıyorsun ama o sadece bir puanlık. Kaç puan almam lazım? Toplam 12 puan minimum alman gerekiyor. 3 puanlık şeyi saydın mı? 12 puan nasıl alacağım? FBI olmayı sen istedin. Deneyeceksin. İyi hadi. Hadi FBI yapınlar. Şimdi ilk yapacağın şey koşma değil. İlk yapacağımız şey mekik çekeceğiz. Tamam. Mekik çekmenin de şimdi tabii bir tarzı var, bir stili var. Formu tam olarak yapamazsan hiçbirisini saymayacağız. Ve en az yapacağın şey en az 38 tamam. tane. Tamam. Fazlasını tavsiye ederim. Şimdi kaç tane yaparsam ben kaç puan alıyorum, ona göre bir şey yapayım. En az 38 tane yaptığın zaman bir tane bir puan alıyorsun. Tamam. Süresi var mı peki mekiğin? 1 dakika. Ulan 60 saniyede zaten kaç tane çekebilirsin ki? Mekikte o kadar iyi diyelim, ben 55 tane çektim. 60 saniyede? Evet. Sınavda 55 çektin. Ya bazıları 70 çekiyordu. Hayda, bu tut hocam. Hazır mıyız? Yes. 3, 2, 1, başla. Go. 1, ortaya gel. 1, 1, ortaya gel. Nereye ortaya? 2, dizinin ortasına. Şöyle mi? 3. 33, 34, 35, 36, 37, 38. 39 olsun bari, çıkmadı yani. Nasıl hissediyorsun kendini? 5000 şınav mekik çekmiş gibi hissediyorum, ne bu be? Yes, mekiğimizi çektik, 5 dakika molamızı verdik. Hemen şimdi 300 metre koşusuna geçiyoruz. Evet. Hazır mısın? Hiç hazır değilim. Ne kadar sürede ne kadar koşmam lazım, aynen. Ne koşmam lazım? Onu söyleyeceğim. Şimdi Orkun, 51.1 saniye ile 52.4 saniye arası 1 puan. Ne? Sen zaten 1 puan yaptın 38 mekikle. Bana burada 10 puan lazım. Kaç istiyor 10 puan için? O zaman sen Hüseyin Bolt'la beraber koşman gerekiyor. 40.9. 40.9 nasıl koşayım ya? Eğer sen şu anda bir 45.0 ile 46.0 yaparsan tamam. Oradan 5 puan alıyorsun. 5 puan. Hadi tamam, 45.0 deneyeceğiz hocam. Buradan başlıyorum. Evet. Şurada bitiyor. Çekilin. 3, 2, 1. Evet. Çok iyi koşuyorsun ya. İyisin. Bir tur daha. Buraya gelecek bir tur sonra. Biraz yavaşladı, görebiliyorum. 50.38 saniye. Bir puan mı? Aslında bu 2 puan aldın buradan sen. 2 mi? Evet. Bunun amacı ne? Burada birisi senden normal konuşuyorsun, kaçma başlıyor hemen. O yakalayabilecek. Onu yakalayabilme, o kondisyon sende olmalı. O yüzden
Kolay değil. 5 dakikamız dolmak üzere. O yüzden şınav testimize geçeceğiz. Kaç tane hocam? 30 ile 32 yaptığın zaman 1 puan alıyorsun. Şimdi mekikten 1 puan aldın. Koşmadan 2 puan aldın. 3 puan. Üç. Buradan da 1 puan aldığın zaman 4. 4. Evet. Senin benim çektiğim şınav 1 şınav sayılmıyor. Senin benim çektiğim 100 tane şınav 1 şınav sayılıyor. Hocam inanılmaz nizami. Evet. Birçok insan şöyle bir şey yapıyor. Yere tam inmiyor. Böyle buna push up diyorlar, buna sit şınav diyorlar. Hayır, bu olmaz. Eller bu genişlikte olacak, omuz gibi. Ayaklar gördüğün gibi bu şekilde olacak. Sırt düz olacak. Ve indiğin zaman göğüs yere yakın olacak bu şekilde. Tamam mı? Çok nizami şınav ya. Öyle olması şart. FBI'de öyle. Hazır mısın? Yes. Süre var mı? Süre yok burada ve tamamıyla hiç durmadan yapıyorsun. Tamam. Herhangi şekilde durup nefes almaktır falan yapamazsın. Hazırsan 1, 2, 3, biraz daha aşağı, 4. 27, 28, 29, 30. Oho. Devam et. Çıkmadı. Kaç? 1 puan. 1 puan mı? 30, evet. Epi puan da aldım, 4 puan oldum be. Evet. Senden 20 tane barfix bekliyoruz. 8 puan için. 10 puan. 10 puan alabilmek için 20 barfix çekmem lazım. Yani demek istedim, bana 20 tane güzel barfix verirsen koşuyu da geçmiş sayıyoruz seni o zaman. 20 güzel barfix. Güzel dediğin tamamen bırakacağım mı kolları ben aşağı? Ben tamamıyla göstereceğim. Aşağı iniyorsun tamamıyla. Tamamıyla iniyor muyuz? Tamamıyla aşağı iniyorsun. 1. 9. Hocam. Hadi hadi devam, bir tane daha ver bak. Yok. Çıkmadı. Bak. Ulan bu ne, yaşlanmışım, ne olmuş bana ya? Kaç oldu bu? Evet, şu anda 9 tane çektin. 4, 4 puan. Ben o yüzden 10 dedim ya. 10 olsa 5 puan alıyordu. Tüh be. 4 puan. Bu ne demek? 8 puan yaptım toplam. 8 yaptım hocam toplam. 12 almam gerekiyor toplam bu fiziksel 4 antrenmanın sonucunda ben 8 aldım. Normalde ben 12 puan almış olsaydım diğer testlere geçiyordum. Şimdi ben 12 puan alamamama rağmen biz diğer testlere de geçeceğiz. Çok fazla tabii ki FBI'ın fiziksel kondisyon dışında da sınavları var. Şimdi onları da göreceğiz. Bunun atışı var, senaryoları var, sorgusu var. Var oğlu var. Devam ediyoruz. Evet, outdoor sporumuzu yaptık. Şimdi spor salonuna geldik. Reset Gym'deyiz. Hünkar Kılıç'la birlikteyiz. Türkiye şampiyonu, Avrupa üçüncüsü. Abi bana bu adamı uygun gördün ya, affedersin. Ondan başkasını düşünemedim. Çünkü bunun amacı eğitimdeyken bunları görmek daha önemli. Çünkü gerçek hayatta mı bazı şeyleri görmek istersin, yoksa eğitimde mi? Eğitimde olduğu zaman hiç olmasa kontrollü bir ortam değil mi? Ondan dolayı... Sokakta nasılsa ben bir adamla bir olay yaşadığım zaman adam beni öldüresiye dövecek zaten. Aynen, ve durmayacağım. Ama eğitimde hiç olmazsa düştüğün zaman, bittiği zaman o hissi orada iyi anlıyorsun. Daha da iyi kendini eğitiyorsun. İşte bundan dolayı dedim ki Hünkar'la sen 3 dakika bir boks yapacaksın. Bu boks biter bitmez direkt, yani durmak yok. Eldivenleri çıkartacaksın çünkü bayağı yorucu bir şey. Bana saldıracaksın. Yerde ben de sen güreşeceğiz. Senin amacın... Ya ben kimim, önce Türkiye şampiyon adama saldırıyorum sonra dönüyorum FBI ajanı bu adama ben kimim ya? Taçmalamayın. Sen de ışıtmaksın abi ya. Benim tek dövüşle ilgili CV'm tarla başında dayak yedim. O zaman ikinci round'dayız burada. Hazır. Hadi open the door. Valla döverim herkese. Çok güçlüsün ya. Herhangi bir vasiyetname şeyler söylemek ister misin sevdiklerine çünkü? Güzeldi. Kanal falan güzeldi. 15 yıl boyunca güzel içerikler ürettik. 2000 tane video yayınladık. 2001'inciyi yayınlayamadık. Yayınladık muhtemelen ama ben göremedim. Siz gördünüz onu. Hadi dostlar, sağ olun. Dur hocam dur. Videomuza devam etmeden önce size neredeyse her cihazdan bilgisayar oyunu oynayabileceğiniz GeForce Now'dan bahsedeceğim. GeForce Now, Nvidia'nın geliştirdiği bilgisayar oyunlarını internet üzerinden oynamanızı sağlayan bulut tabanlı bir oyun servisi. Türkiye'de de Game Plus aracılığıyla hizmet veriyor. Mesela hocam hangi oyunlar var? Cyberpunk 2077, Bannerlord, Battlefield gibi 1500'ün üzerinde oyun var. Çok yakında Xbox, PC oyunları ve Bethesda'nın oyunları da platformda yerini alacak. Peki hangi cihazlarda oynayabiliyoruz? Eski bir bilgisayar, akıllı telefon, akıllı televizyon, MacBook, tablet gibi internet bağlantısı olan neredeyse her cihazdan GeForce Now'la oyun oynayabiliyoruz. Bu teknolojiyle birlikte oyunları güçlü bir bilgisayarda ya da son model konsollarda oynamanıza gerek kalmıyor. Siz de hocam açıklama kısmındaki linkten GeForce Now'a girip hemen bir üyelik oluşturup oyun oynamaya başlayabilirsiniz. Videomuz devam ediyor. FBI olacağız. Hadi devam. See you.
Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben dövüşlü sporlara karşıyım. Konuşarak çözebiliriz bence. Bence kesinlikle o doğru bir philosophy değil. Çünkü gerçekten kötü insanlar var. Konuşmadan anlamıyor. O yüzden kendini koruyabilmelisin. Çünkü burada kötü bir adam var. Sana saldıracak birazdan ve... Abi kötü adamla Muhammed Ali'yi koymasaydınız karşıma anasını satayım. Sokaktan geçen bir kötü adamı alsaydık ya. Şansına hünkâr kılıç çıktı. O yüzden hazır mısınız? Hayır. Siz hazırsanız köşenize geçin lütfen. Köşene geç. Geçiş abi. Köşe mi kaldı? Evet, hazırsanız 3 dakikalık roundumuz başlıyor. Evet. Başlamasın ya, ben kaçıyorum. Satayım, Allah istemiyorum ya. Hadi geç. İtin bunu içeri geri ya. Anasını satayım. Kaçamıyorum da FBI ajanı kovalıyor. Yani nasıl bir iş bu ya? Hadi 1, 2, 3. Kolay gelsin. Gözümü kapatıyorum, açamıyorum gözümü. Gözüm kapalı dövüşüyorum. Durmak yok, durmak yok. Kavga edeceksin. Hadi. Sana saldırıyor. Türkiye şampiyonu değil o ya. Biz şaka yapıyorduk. Oğlum böyle Türkiye şampiyonu olmaması mümkün mü bu adamın? Sen... Bir yere bakıp geldim. Hadi FBI'sin, bizi temsil ediyorsun. FBI! Open the door! Devam et! Evet, çok güzel. Aynen böyle, önünde dur. Hiç geri adım atma. Bak. Nakal sayılmaz be. Yok, kalk ayağa. Yere düşmek normaldir ama ayağa kalkmamak normal değil. Kalk. Hadi. Güzel. Ulan başım ağrıdı bu kadar dayak yer gibi insan. Hadi kalk ayağa, kalk. Pes etmek yok. 3 dakikada bir yıldır dayak gitmiyor. Salla bir yıldır. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Bitti. Eldivenleri çıkarın hemen. Kaç. Nereye kaçıyorsun? Kaç. Oğlum bir sayısla yapmaz mı? Ben hayatımda bu kadar alkol içmedim, sarhoşum şu an. Hadi kavga ediyoruz. FBI'de sevgiyi göstermiyor. Hadi, bir şeyler yapacak mısın? Ben rahatım ya. Biraz daha esnetsin orada ha. Biraz da. Hah, esnet abi orada. Hadi gel. Ay hoşuma bile gitti biliyor musun? Kavga. Bacağım çok güzel. Bas çok güzel. Ne yapayım bu adam ya? Ya kavga etsene. Bak işte FBI'de böyle şeylere ittirmiyorsunuz işte. Allah. Hadi. Ben seni istesem paketlerim. Hadi yap. Bekliyorum. Çok güzel. Oha çok iyi hareket. Hocam. Ölü bir adamla uğraşıyorsun şu an. Ne yapıyor bu adam? Bayılıyor muyum daha çok? Son bir dakika. Devam et. Hadi ya, ben seni öldürmeye çalışıyorum. Erdoğan, ben öldüğümü kabul ettim. Sen ölüyle 2,5 dakikada güreşiyorsun. Nefes alıyorsan hala hayattasın. Devam et. Hadi bırakıyorum. Şimdi 10 saniyede ben Erdoğan'ı takla attırırım. Hadi gel. Son 10 saniye. Ver bir şey bana. Nasılsın? Ebemin sana selamı var. Aleykümselam, biz tanışıyoruz. Orkun, mükemmel iş beceriyorsun. Ben de bayağı yoruldum ama son yaptığı hamle bayağı güzeldi. Güzel taklar, ben onları seviyorum. Kalkabiliyor musun? Hayır, sakın ben ayağa kalkayım. Oğlum hayatımda daha çok yorulmadım ya. İnsan daha çok yorulamaz yani. Ben öldüm. Öldükten sonra 2,5 dakika cesedimle güreşildi ya. Önce Muhammed Ali dövdü. Sonra Mike Tyson geldi, ağzıma sıçtı yani. Ne FBI'ymiş kardeşim. Hiç gerek yok. FBI'de bana masa başı bir iş versinler. Getir götür yaparım ben. Evet, yine FBI sınavlarında olan gerçek bir senaryo canlandıracağız hocam. Aynen öyle. Bugünkü senaryomuz bu olacak. Bir tane banka soyguncusu var. İsmi Erdal Kaya. Ay sıçayım ya. Dünyanın en kötü banka soyguncusunda evet. Da... Ulan bir tüy siklet, dandik böyle çelimsiz bir banka soyguncusu yok mu ya? Banka soyguncusu kaç tane bankayı soymuş? Bayağı berbat bir adam. Ve aldığımız istihbarata göre şu anda evin içerisinde yapman gereken, şu anda sana hakim tarafından verilmiş bir tutuklama. Hem evi arama hem de tutuklama kararı var Erdal Kaya için. Hı-hı. Kendisi şu anda bildiğimiz kadarıyla içeride. Herhangi bir sorun var mı bu konu hakkında? Onu tutuklayacaksın. Abi var. Şimdi adam tek mi evde? Aldığımız istihbarata göre evde tek. Peki adamın herhangi bir silah, bombası, yanıcı madde bir şey var mı? Bankaları silahla soyuyor. O kadar ama tabii evin içerisinde silah olabilir. Olabilir. Evet.
Evde peki köpek falan var mı? Güzel bir soru. Köpek yok. Bildiğimiz kadarıyla sadece kendisi orada. Kız arkadaşıyla yaşıyor ama kız arkadaşı şu anda çalışıyor. Kendisi evde. Peki evde kaçabileceği nereleri var? Evet. Evden dışarıya arka çıkış vesaire var mı? Evet. Bir arka çıkış var. Her evde olduğu gibi. İki tane abi var. Türkiye'de her evde yok. Bizde tek kapı var. Siz Amerika'da alışmışsınız. Bizde tek kapı abi. Şu an Amerika'dayız. Öyle davranacaksın. Tamam ya. Arka evet. Kapıdan çıkarsa bizim arkada bekleyen bir adamımız var mı onu kovalamak için? Ben kovalıyorum yine. Ya orası sana kalmış. Yani bir FBI ajanı olarak bunun koordinasyonu sen yapmalısın. Ya kardeşim koca FBI niye 2 kişi gidiyoruz? 100 kişi gidelim daha doğru düzgün alalım adamı. Ya. Ben gerçekten FBI ajanı olsam FBI başkanıyla otururum. Hocam şimdi bak diye başlarım. Niye böyle yapıyoruz hocam, bunları diye. Evet, hocam. Sonra anında ya vurulurum ya benimle hiçbir daha izimi bulamazsınız. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olun peki. O yüzden sen partnerine gideceksin. Burada tamam. Yalnız değilsin. 2 kişi gidiyorsunuz. Evet bizim ofisten en kallavi olarak Can'ı uygun gördük. Şunu söyleyeyim. İkinize de söyleyeceğim. Aldığımız istihbarata göre banka soyan adam silahlı bir adam. Onun yanı sıra biraz asabiymiş. Yani öyle direniş görebilirsiniz. Neyse senaryo hazır mısın? Hazırım hocam tamam. Tamam o zaman. Senaryo başladı. Hazır mıyız? Bu ev mi kapıyı mı çalayım? Ne oldu? Kim var? Ne istiyorsun? Kimsin lan sen? Ne diyorsun lan birader? Oğlum bak burası Türkiye. S**miz belasından onun ha. Kimsin lan sen ya? Ne oldu niye buradasınız? Hocam arama iznimiz var. Savcılıktan onayımız var. Seni tutuklamaya gel. Abi, ben ne yaptım ki? Suçum ne ya? Beni neden istiyorsunuz? Banka soymuşsun. Bir sürü banka soymuşsun. Abi yok silahlı. Öyle bir şey. Gidin ya. Gidin. Yok kardeş soymuşsun. Hayır hayır git. Bu silah sana mı ait? Aa git. Bu silah sana mı ait? Gidin lan. Ya ben ya. Kimsiniz ya? Gel gel gel. Lan oğlum bırak. Gel. Ya buraya gel. Şimdi nasıl kelepçeleyeceğiz? Tamam paketledik ama kelepçeleyemedik. Evet. Böyle götüremez miyiz merkeze? Erdal çok güçlüsün. Söndürmemiz lazım adamı. Ne yapıyorsunuz bana ya? Bırakın beni. Ya sen sus. Suçlu. Bırakın beni. Suçlu. Pis soyguncu. Şöyle hatta al mobbing yapalım. Kimseyi soymadım ben al, ya. Al. Soyguncusu. Al. Bırakırsak ama ağzınıza sakın bırakmayacağız. Baba ayaklarla o yılan gibi şu an şey yapmaya başladı. Ya bırakın beni ya. Tuttum. Kollar. Bırakın beni. Kollar. Abi kollar vermiyor kol. Ya bırakın beni lütfen. Ya kardeşim. Bırakın niye eziyet çektiriyorsun? Her türlü tutuklanacağım belli. Yakaladık artık bırak şu kolunu. Uyumuyor lan. Cimcikliyim mi bak? Bak bak cimcikliyim bak. Ne oldu lan? Yok abi böyle bir kas kütlesi yok yani. Taş gibi bu. Bu çıkmaz buradan. Kazma kürekle de çıkmaz. Can beni aldınız. Hocam. Allah aşkına, Allah aşkına elini kafanın arkasına koy. Allah aşkına bak. Nasıl diyorum? Hadi. Tamam. Dön arkana. Kaldır elleri. Kafanın arkasına. Hayır. Can, tutukla. Hayır lan bu adamı istemiyorum. Kıpırlama. Kıpırlama. Hayır. Otur. Yere çök. Bu adam bunu istemiyorum. Tamam Can, sen silah. Adam beğendiremedik. Ben tutabilir miyim seni? Ben istemiyorum abi. Beni yalnız bırakın. Niye? Bende silah yok. Ne yapacaksın? Neden hareket çeviriyorsun? Ama biz seni baş edemiyoruz. Öyle değil. Ben sana hayatı bir tehlike vermiyorum. Olmadan bizi pazarlıkla yeniyor lan şu an. Evinden çıkın. Çıkalım madem deyip çıkacağım şimdi. Allah. Hocam. Hocam. Can tut. Belki düşündüğün kadar kötü olmaz ya. Evet. Bir savcıyla bir konuş. Bir götürelim seni. 45 dakikadır galiba boğuşuyoruz. Abi şimdi ya şurada şöyle bir hareket var. Senin gibi ya. Evinden çıkın. Çıkın evinden. Oğlum adam evinden attı ya lan. Vallahi attı evinden. Can boşver biz ekiple gelelim bir daha. Yok buna SWAT lazım. Bu olmaz. İki tane FBI ajanı alamıyor bunu. Hocam bir yardım et. Yani bu kadar azimli bir hırsız ben hiç görmemiştim gerçekten. Yani hapse girmek istemedikten sonra girmez. Korkun gel. Geldim. Tamam teslim alıyorum. Oluyor musun teslim? Teslim alıyorum. Yemin et. Bankayı ben sormadım ama teslim oluyorum. Oh şükürler olsun. Oh şükürler olsun sonunda. Ah. Oğlum. Masum Bey ben hakimim. Oo boynum da attı her yerim attı. Ne oldu bir adam tutukladık. Polis sakat. Ben 3 ay rapor alacağım şimdi. Gidemeyeceğim ya ne yapacağım? 3 ay bu adam tek başına gidecek. Partnersiz gidecek görevleri. Ben masumum. Olabilir bak sana şöyle bir istatistik vereyim. Bizim tutukladığımız 100 kişiden 99'u suçsuzum diyor. 99'u suçlu çıkıyor.
Tebrikler, çok güzeldi. Sizce nasıl geçti bu olay? Abi çok tamam. Çok zor geçti, bu kadar zor olmaması lazımdı. Bir şeyi yanlış yaptık, neyi yanlış yaptık? Aslında çok güzel iş becerdiniz. Ne diyorum ben sana? Benim beklediğim neydi biliyor musun? Kavgayı bırakmamanız. Hiçbir şekilde pes etmemesi. Tamam biliyorum, seni attım dışarı ama arkadaş hiçbir şekilde pes etmedi. Sonra sen geldin, yani bir şekilde hiçbir şekilde pes etmediniz ve bilerek buraya silah koymuştum ben. Eğer siz o silahı görmeseydiniz, ben bu senaryo ortasında onu alıp ikinizi vurmuştum bize, evet. Çünkü genelde insanlar tunnel vision olur. Gelir gelmez bana adamı odaklanıyor, dışarıdaki tehlikeleri görmüyor. Ondan sonra benimle kavga ettiniz, hiçbir şekilde pes etmediniz. O kadar direniş göstermeme rağmen ben sonunda artık bilmiyorum kaç dakikaydı. Çok dakikaydı abi. En sonunda beni tutuklayabildiniz. İşte bu mükemmel. Şahaneydi ya. Gerçekten gurur duydum. Vallahi iyi. Yemin süper. Oğlum cana bak. Can ya, tek başına dağları devirdi yani. Yes hocamlar, geldik ofisteyiz. FBI'nin tabii ki bir sürü yazılı testi de var. Biz bunlardan bazılarını çözeceğiz. 15 dakikamız olacak. FBI'nin iki tane yazılı testi var. Birisi phase 1, birinci seviye. İkinci seviye zaten birkaç seviye geçtikten sonra o hakkı kazanıyorsun. Tamam, biz bugün daha basit bir test yapacağız tabii ki. Bu da onlardan bir tanesi. Şıklar var, değişik böyle şeyler var ekranda. Onlardan hangisi yani mantıklısı seçiyorsun A, B, C, D diye. Sen onları yapacaksın. Hadi diye. Bakalım. FBI beni fiziksel testinden geçiremedin. Ben geçemedim daha doğrusu. Senin fiziksel testinden. Senin bir suçun yok FBI, ama herkesin de Usain Bolt olmasını bekleyemezsin yani bence. Bakalım mantık tarafında, IQ tarafında neler yapacağız? Ben başlatıyorum süreyi. Başla. Hangisi sırada gelir diyor. Şu nokta sol aşağıda olacak. A. Ne lan bu? Çok belli burada hangi doğru olacağı. Öyle mi? Böyle dönmüş, böyle dönmüş, bir daha böyle dönmüş, bir daha böyle dönmüş. Top sağda olacak, çizgi C. Zorlaşıyor. Düşün yani, senin son şansın. Süremiz de kısıtlı ve o stresin altında daha da zor. Oh, dışı 180, burada 90 çevirmiş. Aşağı indi, sağa çıktı, sağda yer değişti, yukarı çıktı. O zaman aşağıda olacak ikisi. C hocam. 1, 2, 3 tane yapmış. Burada 3 tane var, bir tane boş. Sonra dolu dolu ikili, dolu dolu ikili, dolu dolu ikili aynısı. Boş ikili vermiş. Sana. Ben de dedim ki bundan bir az olmuş. Burada da bundan bir az ve zıt renk iki tane olmalı. Sen bunu diyorsun değil mi? Evet. Mantıklı o. Ben dedim. Bakalım. Son kararın mı? Adana. Bunun olduğu yeri kapayacağız. Bak işte ya. Adam ne kadar hızlı çözdün bunu. Hepsi yanlış çıkıyormuş. Ne yapacağız o zaman? Bir dakika 50 saniye. 50 saniye. 50 saniye üçgen diyorum. Son soru. 45 saniye. Üçgen solda, yuvarlak aşağıda, B ya da C. Bu niye geri geliyor? 15 saniye. C. Time's up. Ne olduk? %70. 10 sorudan 7'sini doğru yapmışız. Hocam 10 üzerinden 7 yapmışım. Ben geçmiş miyim bu testi? Ne olmuşum ben? %80'de. 2 tane yanlış yapsaydın düşük seviyede geçmiş oluyordun. Şu an geçemedim lan. Bunda da kaldık. Yani. %70 oldum ya. %80'le geçiyordum. 10 üzerinden 7 yaptım. 10 üzerinden 8 yapmam lazımdı. Ya bu pratik test tabii. Orada öteki testte değişik değişik kısımları var. Ve orada 20 dakika veriyor sana. Çok zorlanmıştım zaman konusunda. Bak ben de ilkinde geçemedim zaten. Ben de ikinci yakalıyordum. İkincide de geçemesem bye bye FBI oluyor. Aynen. Yani önümüzdeki iki günün de çok keyifli olacağına eminim. Önümüzde atışımız var. Silah kullanmayı öğreneceğim, tüfek kullanmayı öğreneceğim. Farklı mesafelerden, farklı süreler içerisinde farklı atışlar yapmayı deneyeceğiz. Farklı gerçek FBI hayatında yaşanmış hikayeleri canlandıracağız. Soyguncularımız olacak, baskınlar yapacağız falan. Amerikalı aynısı abone değilseniz gidin YouTube kanalına, Twitch kanalına hepsini bırakıyoruz. Çok güzel içerikler yapıyor. Mutlaka takip edin. Tabii ki onun kanalında da var. Biz de birlikte videolar yapmaya devam edeceğiz. See you'lar. Görüşürüz.